Azerbaycan-Türkiye askeri ilişkilerinin aslında 32. yılı, askeri tatbikatların da başlangıcının 10. yılı. Türkiye ve Azerbaycan arasında, Türkiye'de ve Azerbaycan'da farklı zamanlarda yılda 20'ye yakın talim yapılıyor. Bu talimler askeri eğitim, öğretimle öğrenilen hususların birlik seviyesinde birleştirilmesi, koordine edilmesi, aynı şeyi düşünmek, aynı şeyi hissetmek ve aynı şeyi imha etmek üzerine kurgulanmış tatbikatlardır. Bu bağlamda kara ve hava unsurlarının beraber, aynı zamanda special force'larla beraber, hususi tayinatlarla tatbikat yapması çok zor bir şeydir. Yani dolayısıyla bunu dünyada başarabilen ülke sayısı çok az. Bu 44 günlük vatan muharebesi ve en son 24 saatlik antiterör operasyonu Azerbaycan ordusu ondan sonra dünyaya ve bölgeye bir mesaj vermiştir. Ordular tabii ki savaşmak için var ama ordular aslında barış için var. Türkiye ve Azerbaycan'ın birgeliği ve beraberliği hem Kafkaslara barış getirmek içindir hem de küresel ölçekte barışa hizmet etmek içindir. Bu bağlamda ben Azerbaycan ordusunun ve Türk ordusunun yaptığı bu faaliyetlerin dosta güven ve gurur, hem de Azerbaycan'ın müstakilliğini han kendinde hanın bayrağı çekmesiyle kutlandığı zamana denk gelmesi, Cenab-ı Prezident'in 20. yıllığına denk gelmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıllığına denk gelmesi de önemli bir şeydir. Buradan Azerbaycan ve Türkiye'ye mesaj vermek isteyenlere, Şuşa beyannamesine mesaj vermek isteyenlere diyoruz ki Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği ebedi ve sonsuzdur.